bir başörtüsü kondu tabutun üzerine. Başındaysa feryat figan isyan eden, katil kocaya lanet okuyan anne yarısı teyze. 25 yaşındaydı henüz. Yıllarca acısını çektiği koca şiddetinden kurtulmak istiyordu sadece. Boşanma davası açtı, yeni bir hayata adım atmak için iş buldu, çalışmaya başlayacaktı. Ama peşini bırakmadı 37 yaşındaki koca. Tam boğazından bıçakladı. Biri otizmli, iki kardeşi annesiz bıraktı. Kim bakacak, kim sahip çıkacak şimdi onlara? Bu sorunun yanıtı yok. Allah'a İki çocuğuna baktığı için mi? Kukarı varım, ne yaptığını söyle. Feryatlar yükseldi cenaze töreninde. Bir kadın daha cinayete kurban gitti. Üstelik yine boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü. Kadınlar sizi bana ısmarladı. Neden kadınlar öldü, söyler misiniz? 25 yaşındaki Mine Nur Ala yıllarca kıskançlık gerekçesiyle kendisine şiddet uygulayan eşinden boşanmak istedi. Biri otizmli, iki çocuğunu kendisi büyütecekti. Kukarı varım, sadece iki çocuğu. Kısacık ömrü acıyla geçti. İddiaya göre ikiz kız çocuklarına hamileyken eşinden gördüğü şiddet nedeniyle düşük yaptı. Yeni bir başlangıç için yine de ayağa kalktı. Hayattan koparılmasaydı dün bir hastanede işbaşı yapacaktı. 5 Şubat'ta görülecek boşanma davası öncesinde eşi Emrah Hala görüşmek istedi. Taksi şoförü olan 37 yaşındaki Emrah Hala ile aracında konuşmaya başladılar. Konuşma tartışmaya döndü. Emrah Hala boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Allah'a 25 yaşındaki Mine Nur Ala Oracık'ta kaybetti hayatını. Zanlı eşi olay yerinde gözaltına alındı. Ardından da kasten öldürme suçundan tutuklandı. Mine Nur Ala'nın cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda dün toprağa verildi. Yakınları isyan etti. Vahşice öldürülen genç kadın için gözyaşları sel oldu. Geride biri otizmli, iki çocuğu kaldı.